İnanabiliyor musun hayatım? Ceren susamış güya, bardak uçarak ona gelmiş. Desene Ceren kendini rolüne iyice kaptırmış. Haklısın hayatım. Ha, bir de tam okula giderken trafik çok sıkışıkmış. Yazık, o da korkmuş provaya geç kalacağım diye. İçinden demiş ki, ah keşke bir ışınlansam. Ya. E'si Cem'in de Ceren'in de dediğine göre otobüs bir anda okulun önüne gelmiş. Canları bile görüyorsun işte. Çocuk yani ne yapsın? Garibim, elindeki o değneği gerçek sihirli değnek sanıyor. Canım ya. Ver şu değneği anne. Zaten çocuk üzgün. Bir de sen oynaya oynaya kıracaksın, daha da çok üzülecek. Ne çocuğu, ne değneği, ne diyorsun sen? Gördün mü ne yaptın? Ver şu değneğimi. Ay tamam anne, tamam. Üf, iyi. Hevesin geçinceye kadar al sen de dursun. Oh. Hayatım, senin günün nasıl geçti? İyi iyi, çok iyi geçti benim günüm. Sen çocuklar nerede dedin, odalarında mı? Ben gidip bir bakayım. Tamam. Çok merak ediyorum, acaba Ceren'in provası nasıl geçti? Aa, Firuze, kapıya bakar mısın? İnanamıyorum. Bu turu hiç geçememiştim. Çünkü içimden abim artık şu turu geçse de oyun bitse dedim. Gıcık oluyorum şu araba seslerine ya. Hiç de değil. Oyunu kendi zekamla bitirdim. Ne oldu bunun sesine ya? Oh! Aa, gel Betüş, gel. Sana anlatacağım çok önemli şeyler var. Of, of. Sen de mi bana inanmıyorsun Betüş? Galiba ben de babanla aynı şeyi söyleyeceğim tatlım. Bana böyle bir güç geldi. Aklımın ucundan geçen küçücük bir şey bile gerçek oluyor. Abim oyununu bile ben bitirdim diyorum. Ama böyle bir şey nasıl olabilir ki? Bilmiyorum. Sen ne düşünüyorsun Cem? Düşündüm de otobüsün ışınlanması bana da saçma geldi. Ceren'in zaten hep bir yerde parası vardır. Kesin çiçeklerin parasını ben vereyim diye harçlığım bitti dedi. Hem zaten... Oyunda ben bitirdim. Çok yönettin abi, çok. Ama ikinize de gizli bir yeteneğimin olduğunu kanıtlayacağım. Aha, böyle bir şeye hiç gerek yok tatlım. Bu konuyu kapatalım gitsin. Bırak ispatlasın Betüş. O zaman gelin peşimden. Şimdi hepiniz gerçeği göreceksiniz. Hayatım, buna gerçekten gerek yok. Yani anlayacağım. Kayınvaliden duruşum beni terk etti. Sizi çok iyi anlıyorum Umut. Belki Betüş yardım eder diye geldim. Ay haklısınız. Aa işte bakın, iyi insan lafının üstüne gelirmiş Betüş. Umut Bey hoş geldiniz. Ben size sonra yardım ederim. Ne oluyor sahibi? Betüş işte patron, yani bu çocuk da çocuk olmayı çok iyi beceriyor. Bırak beni Ceren. İşimi bitireyim, eve gideceğim. Bak Davut amca geç kalınca kızıyor. 5 dakika Firuze abla, sonra bırakacağım. İşte şimdi kanıtlıyorum. Ne oluyor hayatım? Bilmiyorum ben. Ceren Hanım bize sihirlerini gösterecekmiş baba. Ne sihiri? İşte şimdi soruyorum. Firuze ablanın hiçbir şey aklında tutamadığını biliyoruz değil mi? Ve İspanyolca bilmediğini. Güzel Türkçemiz bana yetiyor da artıyor bile Ceren'cim. Bebeğim, yani tabii ki hiçbirimiz İspanyolca bilmiyoruz. Şimdi bunun sihirle ne alakası var? İkimizin de en sevdiği şarkı nedir? Aserehe. Söyle. Aserehe. Ha he he. Dehe de bu dehe berese. Bino vana hani ya da mugiyana bu dipidi. Şimdi sen söyle Firuze abla. Çok güzel bir şarkı da ben bu şarkıyı nasıl söyleyeyim? Niye söyleyeyim? Tam olarak ne yapmaya çalışıyorsun Ceren'cim? Seyredin de görün. Şimdi Firuze abla bu şarkıyı ezbere size söyleyecek ve danslarını yapacak. Başla Firuze abla. Bir deneyeyim. Asere he ha he he. Dehe de bu dehe berese. Vino vana hani yeden bu giyene bu gibidi. Asere he ha he he. Dehe de bu dehe berese. Vino vana hani yeden bu giyene bu gibidi. Gerçekten şaşırtıcı. Yardımcınız bile senden daha renkli biriymiş Sadık'ta. Vino vana hani yeden bu giyene bu gibidi. Vallahi kıvırdım. Şimdi bana inandınız mı? Ben inandım. Vallahi ben ne diyeceğimi bilemiyorum. Firuze o basit bir türküyü bile başka türlü söyler. Aa, ne var ki
bunda. İsterse herkes bu şarkıyı söyleyebilir. Aa, ben söyleyemem, ben de. Aa, söylersiniz. Bunun için sihire falan gerek yok. Bakın şimdi hep beraber söyleyelim isterseniz. Ha? Biraz hatırlatır mısınız şarkıyı çocuklar? Bir, iki, üç. Tamam tamam, yeterli. Evet, şimdi hep beraber başlıyoruz, tamam mı? Hazır mıyız? Evet. Bir, iki, üç. Asere ha, he he, he de bu de he verese, vino var, haniye de bu gire de bu gibi mi? Asere he, ha, he he. Allah Allah, acaba her şeyi ben mi hayal ediyorum? İşte şu sihirli değnekten kurtulmanın tam sırası. Bu oyuncak değnek her şeyi eski haline getirebilir. Girebilir miyim Ceren? Aa, benimle küs müsün? Herkesle küsüm. Keşke içimden başka bir şey geçirseydim. Meğer hepiniz o şarkıyı biliyormuşsunuz. Ceren, sana bir şey soracağım. Sence sihir yapmak bu kadar önemli mi? Tabii ki önemli. Kim aklından geçen her şeyin gerçekleşmesini istemez ki? Ama tatlım, bir de şöyle düşün sen. Aklından geçen her şey gerçek olsa hayatın ne anlamı kalır? İnsan istediği bir şeye ulaşmak için çabalamazsa, ona kolaycacık sahip olursa o şey o kadar değerli olur mu? Mesela Buse, sırf okul müdürünün kızı olduğu için senin rolünü almasına ne kadar üzülmüştün? Sence iyilik perisini o oynasaydı senin kadar sevinir miydi? Hayır. Mesela ben, bir senedir Tuğçe'nin peşindeyim. Eğer çıkma teklifimi hemen kabul etse, ona bu kadar aşık olur muydum? Şimdi beni daha iyi anlıyor musun Ceren'ciğim? Peki sen Betüş, böyle sihirli şeyler yapabilen bir peri olmayı istemez miydin? Bir düşüneyim bakalım. Galiba istemezdim. Oh, canım benim. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.